Ömer, gel, katıl bana. Ah, lezzetli görünüyor ha. Manda kafası. Hayır, hayır, sağ ol. Ömer, sen benim işlerimi hata yapmadan yerine getiriyorsun ama her zamanki gibi ticaretimi devam ettirmem lazım, takdir edersin ki. Bu beni parama daha yakınlaştırmıyor Cem. Ömer, kardeşim, artık Antalya'da değilsin, buradasın ve burada ticaret farklıdır. Merak etme, soruşturmaya devam edeceğim ama kapatmam gereken önemli bir konu var. Bir arkadaş için iyilik mi Cem? İşte benim adamımsın Ömer. Beni geri çevirmeyeceğini biliyordum. Bir Fransız satıcıyla görüşmeni istiyorum. Değerli teknolojik çipleri var. Evet, hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna, Türkçe dublajlı GTA Vice City serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Meme ve M8'e bayıldım. Yol tutuşu her şeyle, yani her şeyle kusursuz. Yeni bölüme albayımızın göreviyle başlıyoruz. Albayımız bizden şunu istiyor. Bir tane Fransız var. Alışveriş merkezinde onunla bir çip takası yapacağız. Arada drop bir yorur zaten söyledim biliyorsunuz arkadaşlar. Bu modla alakalı bir şey, benimle alakalı değil. Benim sistemimle alakalı bir durum değil. Onu yapacağız. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. O görevle başlıyoruz. Burada bunun yolunu bu şekilde tam şöyle koyarsanız kapatırsınız. Kaçmasını engellersiniz. Arkadaşım burada insan oluyor, arada oluyor. Dengemi tutturamıyorum. Bakın buraya nasıl çevirmişler. Çevirmişler. Bu zamanda çok yağmur yağıyor. Öyle değil mi? Ne? Yolum yok mu? Bak, beni albay yolladı. Şu çipleri ver sadece. Oh, tamam. Olduğun yerde kal seni şerefsiz. Polis olmamış ki ya. Burada harbi polis olmamış bu arada. Şeyi çok güzel olmuş. Şeyi çok güzel çevirmişler. Çip satan abiye. Yok yani, olmamış. Gördüğünüz gibi aman hop çipi aldık. Bunun dışında eğer onu yapmazsak ne oluyor herhal? Abi bir motor var. Gördüğünüz gibi. Motorlar var. Birine o biniyor, birine sen biniyorsun. Peşinden koşturuyorsun polise rağmen. Bunda şey, hemen çipi götürelim. Hızlı bir bölüm başlangıcı oldu efendim. Umarım keyfiniz yerinizdedir böyle videoların devamı için. Beğenip abone olursanız. Çok güzel sekans oldu bu arada. Beni mutlu edersiniz. Bu arada bir eleştiri yapmak istiyorum. BMW M8 çok güzel araç bu arada, onu söyleyeyim de. Arkadaşlara bir an önce versiyon 2 yayınlasınlar ve şu yazı fontunu güncellesinler. Görevi bulamıyorsun haritada. Ya görevi görmüyorum. Yani C işareti o kadar ince yazılmış ki abi. Görmüyorsunuz. Öyle bir problem var. Onu inşallah düzeltirler. Guardian Angels göreviyle devam. Gelmene sevindim Ömer. Direkt hiç konuşmaya başladığım için özür dilerim. Burçin bir alışverişi denetlememi istedi benden. Umalım da son seferki gibi olmasın. İşte bu yüzden aklıma sen geldin kardeşim. Koçakelçi otoparkına gerekli silahı bıraktım. Onu al, sonra git, Burçin ve adamlarını kolla. Dikkat et kardeşim. Burçin, görünüşe göre bu tımarhaneyi o kızgın cüce yönetiyor. Bakalım o sürüngenin tüm bunlarla ne ilgisi var? Evet, şimdi otoparka gidiyoruz. Otoparkta bir tane Kruger alacağız. Sonra Lance Dance'le. Burada, yani Türkçe adını unuttum, yalan yok şu anda. Onunla buluşacağız ve gideceğiz, Diaz'ı koruyacağız. Abi Diaz takas yaparken biz de onu koruyacağız yavaştan. Şehirde adını duyurmaya başladı Ömer kardeşim. Sürekli bir hareket halindesin. Sürekli gölgenmiş gibi takip etmek yerine ne hünerlerin varmış bir göstersen diyorum ha. Bana uyar. Bu arada adım Cihat. Ben de Ömer Duman. Hadi gidelim. Bu araç bu arada çok güzel gözüküyor. Değil mi? Yani kaplaması bakımından, hani modu bakımından çok güzel ama oyundaki en sorunlu araç bu arada. Hasar aldıkça oyun kasıyor bu arada. FPS özellikle her hasar alışında bu oyunun FPS'ini düşürüyor bu araç. Bak bu araç ciddi problemli. Bu araç gerçekten problemli ama. Yani öyle böyle değil. Ciddi bir problemi var. Şimdi nereye gidiyoruz? Direkt görev mahalline gidiyoruz. Sakın. Ne olur araba lazım deme. Ne olur araba eyvah. Oh anam ya, harbi bıraktım şu an ya. Ay lan, harbi failladım zannettim ya. Böyle saçma failllamalarım benim meşhurdur da. Yani ilk defa izliyorsanız beni. Onlardan biri yaşanabilirdi. Şimdi burada ben bunu Kruger'la korumayı hiç sevmiyorum. Korumayacağım yüksek ihtimalle. Bakalım bir görelim de. Kruger'la korumayı çok sevmiyorum. Dalga dalga adam geçiyor. Ben minigun var şimdi. Minigun varken niye Kruger'la koruyayım bu arada? Bu arada Diaz'ın malikanesini ele geçirip aldığımızda da
Miniganımız falan sınırsız olacak orada. Çünkü niye? Bütün gizli paketler toplandı. Evet, o yüzden. Aslında işin özü o yani. Hadi bakalım. Merak etme, seni korurum. Anlaşmayı niye Gross bozuyor kanka? O da ilginç. Evet, Vice de Gross. Bu arada senin silah kontrolü gibi gelmişini, geçmişini demek istiyorum yani. Abi dön minigana. Hiç riske girmiyoruz. Gross Street bozuyor anlaşmayı. Evet. Paralel evrende Gross Street. O da ilginç. Görünmez sniper'ın mermisi göründü. Fark ettiniz mi? O da ilginç. Normalde burada sniper yok yani bu haritada. Ama bir sniper tarafından vuruluyor arkadaş. Şimdi baba bunu arkadan vurma diyenler var. Şimdi vurursan görev fail'lanıyor falan gibisinden. Ben hep arkadan vuruyorum bu arada. Bunu çözemedim ama. Kanka sen ne oldu? Ölmemeye yemin... Aa, ölmemeye yemin ettin galiba. Ölür müsün artık? Aa, adam ölmüyor lan. Kanka ölsene. Ne kadar uzattın ya. Alt tarafı çok hızlı öldürdün normalde. Hani modla alakalı bir şey olabilir. Modda bu arada ekstra yapay zekanın daha çok konuşmasını, daha iyi trafikte araç sürmesini vesaire gibi şeyleri de geliştiren modlar da ekli. Yapay zeka geliştiren. Sanırım onlarla alakalı bir bağ vardır diye düşünüyorum. Şimdi götürelim, parasını verelim Diaz abimize. Burçin'e. Burçin değil mi? Yanlış söylemedim inşallah. Bu aracın da bir SP'si var. Asiktir be. Yaşıyorum. Hepsi senin sayende. Adın nedir? Ömer. Sanırım seninle sonra görüşürüz Ömer. Abi şimdi hiç vakit kaybetmiyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt hani bazen kamerayı çevirmeyin diyenler falan da var. Hiç gerek yok abi. Sola döndüğünde bu araç geliyor. Bu aracın özelliği ne? Abi bu araç zırhlı. Yani zırhlı değil. Ölümsüz bu araç arkadaşlar. Ya, oyunun sonuna kadar bir garajınız olan bir safe house'a atarsanız bu aracı hiçbir türlü patlamıyor. Hemen size test edelim, sonra bir sonraki göreve geçeceğiz. Tabi her göreden sonra geçen bölüm dediğim gibi save almak zorundayım. Telefon da varmış. Minigun sıkacağım, patlamayacak yani, öyle söyleyeyim. Böyle ilginç bir özelliği var bu aracın. Yani mesela ne yapabilirsin bununla? Tank çalma görevinde kullanabilirsin. Finalde malikanın içine sokabilirsin ön girişinden. Bu sayede ölmeden araba içinden dışa, hani malikanın içinde arabayla tarama yapabilirsin. Hani gördüğünüz gibi. Evet, hemen bir sonraki göreve. Gel ve buraya park et evlat. Şerefsiz babam hep derdi ki vakitsiz öten horozun başını keser. Ama o herkesi kesiyordu. Biraz Kentucky ister misin? Almayayım, sağ ol. Temiz bir beyin, bunu sevdim. Şimdi mülk meselesi sadece yüksek fiyatlı kağıtları imzalamak değildir. Pislik de var işin içinde. Ve bu pisliğe sahip çıkma isteği. Doğru mu evlat? Aynen öyle. Şimdi bu pislik için inatçı bir piçe ihtiyacım var. Sen onu ikna edebilecek birine benziyorsun. İkna etmek benim işim. Golf kulübünde bir adam var. Şu anda oradadır. Ve kapıdaki hıyar güvenlikler silahlara izin vermiyor. Git o herifin götüne golf sopasını sok. İşte burada. Üye kartını getirdim. Ve bir golfçi gibi giyinmen lazım. Bu adam benim yeni arkadaşım. Daha evet, şimdi öldürmemiz gereken yeni hedefimiz golf kulübünde kardeşlerim. Korumalarıyla beraber golf oynuyor adam. Başka bir esprisi yok yani. Tipik zengin yani. Borcun da bu arada hasar. Hani ya bu arkadaşlar ya... Türkçe yayımı yapan arkadaşlar umarım versiyon 2'yi bir an önce çıkarırlar. Bunu geçen bölümde söyledim. Ve umarım bu araçları değiştirirler. Güzel gözüküyor araç fakat... Abi bir bakın hasarına. Burada yapacak bir şey yok. Nice ass bilmem ne diye bir replik de var orada. Gördüğünüz gibi çok iyidir. Burada golf kulübü kıyafetini giymeniz gerekiyor. Ama bu görevin de bir amacı var. Arka biliyorsunuz Avery Carrington'da anlattı. Buraya girerken silahları bırakmak zorundasınız. Küçükken ben de bırakıp girerdim ve golf sopasıyla öldürmeye falan çalışırdım. Hatta peşinden koşardık.
Buna gerek yok. Buraya geliyorsunuz. Ara sahne giriyor. Ara sahne girmezse bildiğim kadarıyla bunları spam etmiyor buraya. O yüzden bu ara sahneyi tetikliyorsunuz. Daha sonrasında geliyorsunuz. Comet'e atlıyoruz abi. Comet en sevdiğim araçlardandır bu arada. Porsche 911 demişti ismine. Geliyorsun ve buradan atlıyorsun. Böylelikle ne oluyor abi? Bütün silahların üzerinde. Tek yapman gereken gidip elindeki silahla öldürmek oluyor. Bu arada bu araçlara bindiğinizde de yoksa üzerinizde her zaman bir ghost basına sahip oluyorsunuz. Bu da ilginç bir bilgi olsun. Zaten solda can var. Ya bilmeyenlere anlatıyorum bu arada. Bilene zaten hatmedenler hani kaç defalarca bitirenler her türlü biliyorlar zaten bunları. Burada çok yaklaşmıyoruz. Sniper'la vuracağız abi. Hani görse fark edecek yakında gitsek. Evet bu görevde bu şekilde çok rahat bir şekilde bitiyor. Daha sonrasında nasıl çıkıyoruz Eral? İlk sıradan geçersiniz yine silahlarınızı kaybedersiniz. Bunu aklınızda bulunsun. Hem de tersten çıktığın için yanlış olmasın. Komple kaybediyorsun. Yani komple kaybediyorsun dersen silahlar kenara düşüyor da işte her neyse bakarsınız bilmem ne. Buradan böyle çıkıyorsunuz. Öyle kometin üzerine konduruyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Sıradaki göreve geçiyoruz ama. Evet bölümün son görevi Demolition Man. Yani patlayana patlayıcı adam yani diyebiliriz. Meşhur helikopter görevi. İnsanların zor, dünyanın en zor görevi. GTA tarihinin en zor görevi dedi aslında. Tek atabileceğiniz çok basit bir görev. Sustum. Evet. Evet şimdi planlandığı gibi bir gelişme bu. Ve bu bizim ilgilendiğimiz binada bu. Bu bina yolun ortasında ve sen o yolu açmak istiyorsun. Çabuk kaptın olayı. Şehirden bir süreliğine uzaklaşacağım. Ve o bina yapısal inşaat sorunlarıyla karşılaşırsa ben de bir sivil... Ve ben de bir sivil olarak buna çok sevineceğim. Ayrıca şehrin önemli bir alanını kurtarmış olacağım öyle değil mi? Senin gibi adamı daha nereden bulacağım ben? Evet şimdi burada hiç edit yapmıyorum. Siz de kolay olduğunu görün diye yani. Aslında gerçekten sandığınız kadar zor bir görev değil. Sadece insanlar ya bir kitle gereğinden fazla büyütmüş durumda. Oyunun default kontrolleriyle oynarsanız evet numlock tuşlarını güncellemeden oynarsanız zor ama ben GTA'da ya GTA 5'te helikopter kullandım. Numlock tuşlarını kullanmaya hakimim diyorsanız 8 6 4 5 kanka. Numlock'ta yukarı 8, sağ 6, sol 4, aşağı 5. Bunu bu şekilde ayarlıyorsunuz ve bu şekilde yapabiliyorsunuz. Hiç zorlanmıyorsunuz hatta görevde. Burada bir tek sıkıntı oyunun eskiliğiyle alakalı. Bazen bu göreve girdiğinizde helikopteriniz duvara çarptığınızda bir anda tütmeye başlıyor. Ama bir iki vuruşta azıcık sürttürdüm hemen tütmeye başlıyor. Öyle bir durumla o sizle alakalı bir durum değil. Tamam mı? Oyunun eski olduğuyla alakalı bir durum. Böyle bir sorun yaşarsanız ve fail'larsanız üzülmeyin. Çünkü o her zaman olan bir şey değil. Burada 4 tane patlayıcı için gayet yeterli bir süremiz var. Şimdi normalde ben hep en yukarıdan başlarım. Yani en yukarısı en zor diyebiliriz kabaca. Bu sefer bir değişiklik yapacağım. En alttan en üste gideceğiz. Ve hiç kesmeyeceğim. Böyle siz de göreceksiniz nasıl yaptığımı. Yani çok kolay. Sadece hiç çekiçlerle uğraşmayın. Tamam mı? Bu çekiçli abilerle hiç uğraşmayacaksınız. Bu görevin triği odur yani. Sadece ve sadece pervanenizle şeyi öldüreceksiniz. Size silahla sıkmaya çalışan güvenlik görevlilerini öldüreceksiniz. Onlar problem. Bunların çekiç darbelerini yemezsin kolay kolay zaten. Bu arada bunların hepsini öldürdüğünüzde de Definitive Edition'da tabii ki de başarım var. Başarım hastasıyım ben diyorsanız da Vice City Definitive Edition'da var. Bilgisayarı yenilediğim zaman Vice City Definitive Edition oynayacağız. Hatta kanalı takipte olun, hani abone olun, takipte kalın. Şeyi yüksek ihtimalle ya canlı yayında bitireceğiz beraber. Hem sohbet edeceğiz hem 2-3 saatlik canlı yayınlarda YouTube'da oynayıp bitirmek istiyorum. Tabii bütün Definitive Edition'ları bitireceğim, onu da söyleyeyim. Yeter ki bir bilgisayar alayım artık. Yani bilgisayar alacağız. Artık eskidi bu bilgisayarım. Onun için bekliyorum. Yani para sıkıntım var. O işi çözdük mü? Biraz daha çözeceğiz. Siz de beni bu arada desteklemek istiyorsanız 3 lira bile olabilir yani. Damlaya damlaya göl olur sonuçta. Papara ve Bino Game üzerinden. Hangisi hoşunuza gidiyorsa kanka. Paparan varsa Papara'dan destekle. Bino Game'in varsa Bino Game'den destekle. İkisinde de anlaşmamız var. Hiçbirinde para kesmiyor. Yani verdiğim paranın tamamı bana geliyor. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Ben maddi destek vermem sana. Veyahut veremiyorum, durumum yok derseniz de zaten beğenmeniz en büyük destek. Şimdiden teşekkür ederim. Bunu araya sıkıştırmak istedim ki sürekli feskemin altında dönen şeyler benim sponsorlarım bilmeyen için. Sürekli dönen şeylerden anlayabilirsiniz yani. Zaten açıklamalar kısmında da linkler var.
İkisini hallettik. Yani sadece çok basit bir bağış ve bilgisayar alacağım mevzusuyla ilk ikisini hallettik. Burada FPS düşüyor bu arada. Bu rüzgar efektinden. Neden bilmiyorum. Benim bilgisayarımda düşüyor. Bazı insanlarda düşmüyor. O da ilginç bir şey. Hep 5'e demiş ama. Yani orijinal GTA'da da yaşıyorsun. Normalinde de. Bu arada bizim oynadığımız, ya arkadaşlar öyle yapmışlar zaten. Modu merak edenler, ben hani modu link yok yani bu videonun açıklama kısmı diyenler için ilk bölüme bakabilirsiniz. İlk bölümde linkini verdim direkt sitesine arkadaşlarım. Başınıza gelecek her şeyden. Ben sorumlu değilim, onlar sorumlu. Şimdi bunu hemen biçmemiz gerekiyor. Yoksa abi ya, adı üstüne yani silahla vura vura sizi biçebilirler. Asıl onlar sizi biçebilir. Bir tane Vice'in şey, Titan Vice miydi? Öyle bir şey miydi? Bir modu vardı. Ya bayağı zorlaştırılmış bir modu böyle. Ana hikaye görevlerini zorlaştıran bir mod. Buradaki herkeste falan Kruger var böyle. Ha yani pistol değil, Kruger var direkt. Öyle değişik bir mod da vardı. Böyle modlara hiç dayanamıyorum ya. Hiç hani gerçekten kafam hiç dayanamıyor öyle modlara. Ama bilginiz olsun, öyle ilginç bir şeydi. Var yani, öyle ilginç bir mod da var. Adam yani sana daha çok hasar vurduğu zaman oyunu zorlaştırdığını falan zannediyor yani. Öyle bir kafada insanlar da var. Evet, bir bölümün daha yavaştan sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoları elimden geldiğince dediğim gibi 17 ile 20. Niye 15 değil? 20 değil. 20, 15 20 değil. 17 20. Daha ideal oluyor bu şekilde. Atlayacağımız görevler de olacak. Ki belki işte telefon kulübelerini göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim görevleri söyleriz. Yani onu da söyleyeyim. Mekan görevlerinin çoğunu göstermeyeceğim. İşte Malibu Heist'tir falan. Ama ben senden izlemek istiyorum herhalde derseniz. Düz oyunu oynamıştım. 13 bölümlük serisi var. Oradan izleyebilirsiniz zaten. Başlıklardan anlarsınız hangi bölümde hangi görevi yapıyorum. Yani film stüdyosunu falan yüksek ihtimalle göstermeyeceğim. Kendim ben off stream'de kayıt dışı yapıp tamamlayacağım. Bu şekilde bitireceğiz. Bu arkadaş vurdu bu arada. Hiç sıkıntı yok. Dönüyoruz bu köşeyi. Ve bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Dördüncü bölümde macera kaldığı yerden devam edecek. Tabii ki de neyle? Beğeni ve desteğinizle. Bu kadar basit. Çok merak ediyorum. İtfaiye acaba şey olacak mı? Oldu, evet. Hoşça kalın efendim.